dağlarından, yağ ovalarından bal akan şehir, Efeler Diyarı Aydın'a hoş geldiniz dostlar. Aydın yaşanılacak şehir mi yoksa yaşanılmayacak bir şehir mi? Hep beraber bunu keşfe çıkacağız. Hazırsanız eğer dünyadan bildiriyoruz, başlasın. Dostlar, yanımdaki heykelden de anlayacağınız üzere şu anda basın parkındayız. Aydın merkezdeyiz. Bugün merkezin altını üstüne getireceğiz. Sonra Aydın'ın ilçelerine doğru yol alacağız. Merkezi keşfe başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Şurada bir yerde olması lazım. Arkamdan da tren sesleri geliyorken hadi hep beraber başlayalım turlamaya. Aydın insanı sıcakkanlıdır. Dışarıdan birisi geldiği zaman ona yabancı gözüyle bakmaz. Hani direkt muhabbete girer. Ne yapıyorsun ya, sen nereden geldin, nereye gidiyorsun falan diye direkt sohbete girer böyle. Biraz daha rahattır böyle diğer şehirlere göre. Bunun biraz da havasıyla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü havası sıcak olan bölgelerde insanlar genel olarak sıcakkanlı oluyorlar. Buranın sembollerinden bir tanesi de zeytin ve zeytinyağı. Zeytin ağacının bir özelliği var. Oksijenini aşağı veren tek ağaç olarak biliniyor ve bir zeytin ağacının normal yetişme süresi 100 yıl. Ve birçok yemeklerde demeyeyim, %99 yemeklerde hep zeytinyağı kullanılıyor. O yüzden buranın mesela düğün yemekleri de meşhurdur. Bizim orada keşkek olmayan düğüne gitmezler. Tabii bu bazı bölgelerimizde de var. Mesela Samsun'da karşılaşmıştık. Çanakkale'de de var. Antalya'nın belli bir kısımlarında da var. Olur da Aydın'da yaşamaya karar verirseniz biraz buranın ot yemeklerine alışmanız gerekebilir. Çünkü Ege'nin çoğu yerinde etten çok ot tüketiliyor. Mevsimi geldiği zaman insanlar pazarlardan çok yaylalara gidiyor, ovalara gidiyor, dağlara gidiyor. Yemeğini o otlarla gideriyorlar ve gerçekten de çok lezzetli. Zeytinyağıyla o ot yemeklerinin birleşmesi muazzam bir tat çıkartıyor ortaya. Ot yemekleri demişken Aydın'da sonbahar da acayip oluyor arkadaşlar. Bakın böyle etrafında sonbahar yaprakları dökülüyor falan. Yani fantastik araler de çıkabiliyor. Bir de Aydın insanından biraz bahsetmek gerekirse, az önce Hatun biraz bahsetti ama üzerine ben de birkaç ekleme yapayım. Şöyle ki Aydın insanı bana göre, tabi bu istisnalar kaideyi bozmaz, geneli için konuşurum. Yani biraz rahat bir toplum. Nasıl rahat? Mesela şöyle ki bir sürü benim arkadaşım var. İlk maaşını aldıktan sonra ikinci ay genelde çalışmazlar abi. Ya niye çalışmadın ya falan? Niye çıktın işten? Ya abi bu maaşı bitirmedim ki çıkayım diyor. Böyle kafalar da söz konusu. Biraz daha günlük yaşama var. Biraz da o kafalar var. Tabii eleştirebilirsiniz, kızabilirsiniz veya saygı da duyabilirsiniz. Ben saygı duyanlar kısmındayım. Hatta eğleniyorum bu şekilde de. Ama burada eskiden bir işveren olduğum zaman sinir bozucu oluyordu. Çünkü her ay eleman değiştirmek zorunda kalıyorduk ya. Dostlar, Aydın Didim'de yaşıyoruz normalde biz. Didim'i de göstereceğiz size bu bölüm içerisinde. İsterseniz çok kısa vaktinizi alayım. Küçük bir hikaye anlatacağım çünkü. Enteresandı. Biz buraya Aydın'a 5 yıl önce taşındık. İstanbul'dan Didim'e. Bir gün işte Hatun'la Magnezya Antik Kenti'ne gezerken, ki izlemeyenlere de tavsiye ederim. Abi her taraf viranlık böyle. Bakkal yok, çakkal yok falan. Biz de bayağı acıktık. Susadık da bir şey de yok. Velhasıl kelam, şimdi ben bu ot yemeklerine falan da alışmadığım için biraz da etçil tayfalıyım. Yani vejetaryenler beni affetsin. Hatun dedi ki, dur dedi, ben buldum dedi yiyecek bir şey dedi, tamam mı? Ama viranlık, hiçbir şey yok ortada yani. Allah Allah dedim, ne buldu ne gördü falan, benim görmediğim falan. Abi gitti kenker diye bir şey buldu, bir ot, böyle dikenli ot. Tamam, başladı onu soymaya ama nasıl bir heyecanla soyuyor, böyle bir mutlu falan, böyle çapçur çapçur. Dedim abi ne yapıyor bu kadın falan diye böyle bakıyorum yani. Gitti soydu onu, böyle aynı salatalık gibi yiyor. Ben asikelem dedim, bu ne abi falan. Ya kenker diye çok güzel, hem susuzluğunu gideriyor hem açlığını gideriyor falan. Baktım, hiç tavsiye etmiyorum. Et yiyenler için abi yani hiçbir şey yok. Tadı olmayan bir yiyecek olur mu? Ha olur yani, hakikaten. Hani ot gibi yemek derler ya, ot gibi işte buydu. Tabii alışmayanlar için biraz zor oluyor. Ama alışanlar için de çok çok sağlıklı. Yani et yemekten de başka besinlerden de çok çok daha faydalı oldu. Aşikar, ama biraz alışmak da zaman alıyor diyebiliriz.
Dostlar bu arada yazdığınız yorumlarla beraber her şey çok daha keyifli oluyor. Mesela geçen bir yorumda niye bu kadar çok gülüyorsunuz hani manik durumum var söz konusu falan böyle. Bir yorum vardı çok güzeldi hatta çok güldük eğlendik evet. Ona. Bizim manik durumu var mı yok mu bilmiyoruz ama şöyle bir şey var. Şundan eminim bir kere Zeliha abi 7/24 gülen biri yani. Vallahi bazen uyurken hatta böyle izlemeyi seviyorum onu. Abi uyurken bile gülüyor yani abi sürekli gülen biri. Abi bende de mesela ben de çok eğlenirken hep gülerim. Böyle Joker gibi oluyor ağzım öyle falan. Bir de gülüşme karşı bir yorum vardı. Atta Demirer'e benzetiyor diye falan böyle. O çok çok güzeldi. Gülüşümü benzetmiş, kafamı benzetmiş. Belki bilmiyorum göbek mi gördü ne gördü bilmiyorum ama. Ama gerçekten çok güzel gülmüyor mu ama. Ya onu bilmiyorum da ama şey çok hoşuma gitti ya. Ben Atta Demirer hayranı olarak. Valla mutlu ettin beni. Teşekkür ederim dostum. Dal geçtiysen de eyvallah. Sevindiysen de eyvallah. Benim dalga geçecek bir yanı olmadığını düşünüyorum. O yüzden yorumlarda bol bol yazın dostlar. Düşüncelerinizi ne görüyorsanız eksik ya da fazla ne varsa. Biz de zaten mümkün olduğunca bunları cevaplamaya çalışıyoruz. İlk fırsatta hatta cevaplıyoruz desek yanılmış olmayız. O yüzden yorumlarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Türkiye turu gezimizde gözümüze ilk çarpan şeylerden birisi de bir şehirde eğer üniversite yoksa o şehir bayağı bir eksik kalıyor. Aydın'da da bu Adnan Menderes Üniversitesi ile bu açık kapanmış. Şu anda da genelde üniversitelerin takıldığı kafe sokağı gibi bir sokak var burada. Oraya geldik. Kahvelerimizi yudumluyoruz. Ya bir de ben de kişisel olarak söyleyeyim böyle gençlerin yanında takılınca çok da iyi hissediyorum kendimi böyle old school. Çok yaşlı da değilim çok 32 yaşındayım ama ama iyi hissettiriyor. Gençler de cıvıl cıvıl kibarlar. Umudumuz gençlikte. Da Aydın'ın en işlek caddelerinden bir tanesi. İsmi de bulvar olarak geçiyor. Sağlı sollu dükkanlardan, kafelerden, yeme içme yerlerinden ve alışveriş mekanlarından oluşuyor. Buradan geçerken fark ettik yolların üstlerinde ve ağaçların üstünde sarmaşık o kadar bir dolaşmış ki. Hani merkezi bir alanı doğal güzellikleriyle resmen süslemiş. Bu da bizi gerçekten çok etkiledi. Caddede dolaşırken bir şey daha dikkatimizi çekti. Hemcinslerimin çok rahat olduğunu, özgür düşüncelerini söyleyebildiğini, giyinebildiklerini fark ettik. Bu şekilde olması bizi mutlu ediyor. Zaten olması gereken de bu. Çünkü bizim ülkemize, bizim insanımıza yakışan şey insanların özgür düşüncelerini rahat bir şekilde söyleyebilmeleri ve eyleme dökmeleri. Hemcinslerime sesleniyorum. Olur da bir gün Aydın'da yaşamaya karar verirseniz bunun güzelliğiyle karşılaşacaksınız. Bilginiz olsun. Yılın bazı dönemlerinde zeytinin sıkılarak zeytinyağına çevrilme evresi oluyor. Bu zamanlarda bazı köylerde, yol üstlerinde, fabrikalardan gelen aşırı derecede zeytinyağı kokusu oluyor. Ve bu alışmayan insanlara gerçekten ağır ve kötü bir etki bırakıyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Durun. Bir sonraki durağımız mı? Tabii ki de Aydın'ın kalbi olan Kuşadası'na geldik. Dostlar burası gerek görselliğiyle gerek tarihiyle ön plana çıkan Aydın'ın en güzel ilçelerinden bir tanesi. Eğer yanılmıyorsam burası Türkiye'nin ilk tatil bölgesi. Şimdi burada çarşıda bir dolaşacağız. Sahil boyunca yürüyüş yapacağız. İleride de herkesin bildiği Güvercin Adası var. Oraya doğru gideceğiz. Oranın da muazzam bir manzarası var. Hadi gidelim oranın atmosferini hep beraber yaşayalım. Dostlar bazı şehirlerimizde hayat bir ya da iki mevsim yaşanıyor. Bazı şehirlerimizde hiçbir mevsim yaşanmıyor. Kuşadası böyle değil. Kuşadası'nda 4 mevsim hayat var. Yazı ayrı bir güzel, kışı ayrı bir güzel. Yani kış aslında kış demeye bin şahit ister. Sonbahar ayrı bir güzel desek daha yerinde olur. Çünkü burada genelde hep hava sıcak ve gerek yaşlısı için sessiz ortam, gerek de gençler için eğlenceli ortam 4 mevsim mevcut. O yüzden benim Aydın'da
bir numaralı yaşanacak olarak belirlediğim semt Kuşadası. Şimdi yavaş yavaş biraz daha gezelim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. İsmini içinde yaşayan güvercinlerden alan Güvercin Adası'na geldik. Burası da Kuşadası'nın sembol yerlerinden bir tanesi. Göreceksiniz zaten üst taraftan, aşağısından, sağından, solundan, girişinden, her yerinden muazzam manzaraya sahip bir yer. Biz buranın tadını çıkardık. Şimdi sıra sizde. Dünyanın hangi sahil bölgesine giderseniz gidin, dikkatinizi çekecek ilk şey oranın insanın genelde çok pozitif olmasıdır. Denizin böyle bir etkisi söz konusu insanlara ve bir de bağımlılık durumu da var. Mesela 5-6 yıl sahil kenarında veya sahil kenarı yakın bir yerde yaşayan insanlar genelde gittikleri yerlerde denizi arar. Yani bunu birçok kez duymuşsunuzdur eşinizden, dostunuzdan veya Egeli veya Karadenizli veya Akdenizli biriyle arkadaşsanız veya orada yaşıyorsanız genelde insanlar denizi arar. O yüzden denizin de böyle bir büyüsü var. Türüne çok az rastlanan fin balinası 98 yılında burada Kuşadası sahiline vuruyor. İnsanlar da bunu alıp saklıyorlar. İskelet haline geldiğinde de bu şekilde müze olarak kaldırıyorlar. Öldüğünde 14 metre ve 7-8 aylık olduğunu tespit ediyorlar. Böyle büyüleyici bir balina iskeletiyle hiç karşılaşmamıştık. Gerçekten insanın içini ürpertiyor. Tabii bu videonun sponsoru babam. Babam sayesinde biraz geziyor sağa sola. Sağ olsun, biz de gezdiriyor baktığı için. Teşekkürler, çok sağ ol. Baba, iyi ki 5-6 yıl önce bu karar vermişiz değil mi? Ege'ye taşınmak için. Hayatta en büyük, en güzel kararımız bu oldu. Değil mi? Keşke daha önce olsaydı. Keşke 20 yıl önce olsaydı. Bu hayatı ömrüm boyunca görmedim, yaşamadım ama şu anda istediğim gibi yaşıyorum. Değil mi? Ve ailemle yaşıyorum, çocuklarımla yaşıyorum. Her yeri geziyorum. Dünyaya bir kez daha gelmiş gibi oldum. Adam, çok sağ olun. İyi ki varsınız ya. Şurada bir renkli evler varmış, gidelim oraya bir. Bakalım. Hadi bakalım ne varmış orada. Kuşadası'nın Tepe Mahallesi'ne geldik. Buranın bir özelliği var. Bütün evler rengarenk. Şimdi bu nasıl olmuş size ufak bir bilgi vereyim. Marshall'ın 2010 yılında başlattığı Renklendir Dünyayı projesiyle bu evler rengarenk boyanmış. Hatta boyayı da gönüllü insanlar tarafından gerçekleştirmişler. İnsanların yaşam alanlarını daha pozitif hale getirmek için böyle bir çalışma gerçekleştirilmiş. Şimdiye kadar 39 ülkede yapılmış. Bizim ülkemizde de 7 ilde bu çalışmayı yürütmüş. 1.3 milyon litre boya tüketilmiş. Sokaklar aşırı derecede dar olduğu için ulaşımı biraz zor sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda evlerine giden renkleri bu şekilde bir işaret koymuşlar. Buradan çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz.
Atatürk dostlar aynı zamanda bir öğrenci diyarı desek çok da yanılmış sayılmayız. Burada üniversite de var. Normalde öğrenciler de geliyor, takılıyor, ediyorlar falan böyle. Aman aman sosyalleşmek için bir yerleri yok ama yine de bu dağın içinde yani tam ders çalışmalı bir ortam var desek yanılmayız. Dışarıdan bakıldığında insanlar emekli tayfanın yeri gibi gözüküyor falan diye düşünüyorlar ama burada çok çok fazla genç sayısı da yüksek. Şu an bulunduğumuz ay Kasım ayı. Kasım ayında çekiyoruz burayı. Yani yazın buralar hınca hınç dolu oluyor. Şöyle bir baktığınızda denizin çarşaf gibi olduğunu göreceksiniz. Doğanın cömertçe sunduğu güzellikler gerçekten insanı büyülüyor. Bu arada buranın ekonomisiyle ilgili birazcık sizlere bilgi verelim. Buranın ekonomisi balıkçılık ve turizm üzerinde ilerliyor. Aynı zamanda tıpta astım hastalığına meydan okuyan gerçekten muazzam oksijeni bol bir havası var. Sağlık turizmi için de tercih edilmesi gereken yerlerden bir tanesi desek hiç yanılmayız. Geldik dostlar. Şimdi ise biraz burayı anlatmaya çalışacağız. Didim aslında konumu itibariyle çok önemli bir yere sahip. Tabi biraz şanssızlık oldu. Havada kapalı olduğu için rengarenk ortamı gösteremedik. Biraz daha puslu oldu. Hatta videoyu izleyenler Karadeniz mi ya burası falan diyebilir ama böyle değil ya normalde. Daha önce de söylemiştik Kasım ayında çekiyoruz diyor videoyu. İnsanlar hala daha denize giriyor. Biraz Didim hakkında bilgi vermek gerekirse çok çok eski zamanlarda antik Yunanlılar için önemli bir yere sahip. Daha fazla İngilizlerin tercih ettiği bir yer. Zaten İngilizleri de biliyorsunuz dostlar yani İngiliz bir yeri tercih ediyorsa o yer yaşanacak yerdir. Bir Bodrum, bir Kuşadası beklemek hayalcilik olur. Öyle bir renkli yaşam kalitesi burada yok. Hatta iki gömlek falan daha altta desek yanılmış sayılmayız. Artı yönlerine gelecek olursak Bodrum ve Kuşadası'ndan ziyade Didim'de hava inanılmaz güzel arkadaşlar. Yani bunu her şehirden gittikten sonra döndüğümüzde Didim'e birebir fark ediyoruz. Bir kere hava gerçekten şifalı. Tabi bu hava daha nereye kadar gider bilmiyoruz çünkü çok ciddi çarpık yapılaşmalar da söz konusu. Hemen hemen her şehrimiz için geçerli olsa gerek. İkinci bir önemli konu ise Didim'de maddi açıdan yaşam Bodrum ve Kuşadası'na nazaran daha uygun. Programın da başlığından yola çıkarak sonlarına doğru gelecek olursak Aydın yaşanılacak şehir mi diye sorduğunuzda ya da düşündüğümüzde Aydın eğer İstanbul, Ankara veya İzmir gibi bir beklentisi olan insanlar için kesinlikle yaşanılmayacak bir şehir. Asla oradaki şansları burası vermiyor. Oradaki ortamı yani oradan işte ne bekleniyorsa artık daha rahatlık, daha ulaşım kolaylığı falan böyle bir şey yok. Ama beklenti biraz daha huzurlu, rahat, kolay, doğayla iç içe yaşamsa Aydın bunu kesinlikle karşılıyor. Hatta Türkiye'nin en iyi karşılayan şehirlerden biri desek herhalde yanılmış sayılmayız. Dostlar bir sonraki rotamız biraz İç Anadolu olacak. Ondan sonra da Marmara'ya doğru çıkacağız. Yani Eskişehir'le başlayacak. O zaman önümüzdeki hafta Eskişehir'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.